Son seansta karşınızdayız. Son seansta iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde Profesör Doktor Dilek Teker bizimle birlikte olacak. Profesör Dilek Teker, Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Işık Üniversitesi bir kripto para raporu hazırladı. Çok kapsamlı, son derece ayrıntılı ve önümüzdeki döneme ışık tutabilecek bazı verileri beraberinde taşıyor, getiriyor. Gelecek yıllarda kripto paraların nereye doğru evrilebileceği ve regülasyon sistemleri devreye girdiğinde kripto para piyasasında neler olabileceğini her şeyi konuşacağız. Eğer kripto paralarla ilgileniyorsanız ekrana bir adım daha yaklaşın. İkinci bölümde Adnan Dalgakıran'la konuşacağız. Sanayici Adnan Dalgakıran, Makfet Başkanı. Hem sanayide ortaya çıkan durumlara bakacağız, hem bugünkü Merkez Bankası'nın enflasyon anketini konuşacağız. Bu arada Avrupa'dan gelen küçük haberler var. İngiltere'de Maliye Bakanı'nın istifası, yerine gelen bir Maliye Bakanı var. İngiltere'deki istifanın perde arkasında yatan şey, zenginlere getirmek istenen verginin, zenginlerin yaptığı ya da yarattığı isyandan dolayı bir bakan azledilmek zorunda kaldı. Ama maalesef şu anda muhtemelen başbakanın geleceğiyle ilgili de bir kararın oynaması arifesinde olduğunu düşünüyoruz. İngiltere ekonomisi Brexit'ten bu yana bir türlü kendine gelemedi ama kendine gelebileceği günler olacaktır diye düşünüyoruz. Piyasalarına belki de bu açıdan çok fazla bakılmadı. Bir tüketici davranışı ya da finansal yatırımcı davranışı bakımından bakacağız. Acaba yatırımcı kripto paraları nasıl görüyor? Bir değişim aracı mı, bir yatırım aracı mı, yoksa başka bir araç mı ya da gelip geçici bir dalga gibi mi görüyor diye soracağız. Çünkü Türkiye kripto para piyasası bakımından belki de dünyanın en fazla, en yüksek penetrasyonu olan ülkelerinden bir tanesi. Kripto para piyasasındaki durumun aydınlığa kavuşması lazım. Bir regülasyon yok, Türkiye'de de yok, dünyanın pek çok ülkesinde yok ama regülasyonların gelmesi, an meselesi kaçınılmaz artık. Bu noktadan sonra eğer ülkeler bazında regülasyonlar geldiği takdirde yeni bir süreç başlayabilir mi? Şu ana kadarki gidişatın aslında kaotik olduğunu biliyoruz ama bundan sonraki durum böyle olmayabilir. Bugün Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bir kripto para raporu var elimizde. Kripto para risk algısı düzeyini ölçüyor aynı zamanda. Aynı zamanda yatırımcı davranışını ölçen bir rapor. Bu anlamıyla belki de üniversitelerdeki tek, belki de ilk raporlardan bir tanesi. Ve raporu hazırlayan, raporun müelliflerinden Profesör Doktor Dilek Teker şu anda Skype hattımızda. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biraz çalışmayı neden, ne zaman başlattığınızı, ne gibi parametreler kullandığınızı, hangi ölçeklerden yararlandığınızı ve araştırma evreniyle ilgili biraz bilgiler vermenizi rica ediyorum. Hani deyim yerindeyse, mesela bu kamuoyu anketlerinde bir araştırmanın künyesi olur ya, öyle bir künyeden başlayalım. Sonra ayrıca anketi tabii, araştırmayı ayrıca konuşacağız. Yani kripto para piyasasında olup bitenleri, olması beklenenleri ayrıca konuşacağız. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Memnuniyetle künyeyle ilgili demografik verilerle ilgili bilgi veririm. Öncelikle aslında anketle ilgili çok kısaca bilgi vermek isterim. Burada bu yıl anketin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirmiştik hemen hemen bir yıldan biraz daha fazla uzun bir zaman kadar önce. Anketi gerçekleştirmemizin bir amacı var aslında. Hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi finansal okuryazarlık düzeyinin nereye doğru evrildiği, yatırımcılar acaba riski tanıyorlar mı, biliyorlar mı? Yani hep getirinin peşinde koşan bir kitleden bahsediyoruz ama bu getirinin peşinde koşarken riski nereye konumlandırıyorlar? Biraz aslında bunu irdelemek istedik. Tabii kripto para başrol oyuncusu anketin.
Ama biz ankette sadece kripto parayı incelemedik elbette. Yatırımcı davranışını, algısını, neyi riskli buluyor, neden riskli buluyor ya da bugün bir portföy oluşturmak istese hangi araçlara öncelikli olarak yatırım yapar? Biraz bu konuları aslında ele almak istedik. Kripto para dediğimiz, birazdan ilerleyen dakikalarda bunu mutlaka konuşuruz. Anketimizin aslında ikinci bölümünü oluşturuyor. Şimdi demografik verilerle ilgili biraz bilgi vermek isterim. Tabii. Herhalde bir son bir buçuk aylık bir zamandır anketi kapatıp bunun analizlerini yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bu kripto parayının da içeren anketimiz hemen hemen güncel görüşleri yansıtıyor diyebiliriz. Yaş aralığıyla başlamak isterim. Anketimiz aslında çok güzel bir kitleye ulaştık aslında bu yıl. Geçtiğimiz yıl yapı biraz daha farklıydı. %70'i örneğin anketi dönütlerimize baktığımızda %70'i 35 yaş ve üstünü teşkil ediyor. Eğitim düzeyi çok yüksek. Hem tamamı %100'ü lisans mezunu, en az bir üniversite mezunu. Bu sene ilginç bir şekilde %47'lik bir kısmı doktora mezunuydu. Yani dolayısıyla aslında çok yüksek eğitimli bir kitleden bahsediyoruz bu anketi. Bu şekilde dinlemenizi rica ederim. İş tecrübesi son derece yüksek. %75'lik bir kısmı en az 10 yıllık bir iş tecrübesine sahip. Dolayısıyla aslında çok iyi eğitimli. Hani biraz parasını kazanabilmiş, kenara para koyabilmiş, koyabildiğini umduğumuz yüksek eğitimli bir kesimden bahsediyoruz bizim örneklerimiz için bu yıl. Peki istatistik denekleri ya da örneklemi seçerken örneklemin size ulaşmasını mı beklediniz yoksa siz örneklemi belirleyip o örneklem üzerinden mi gittiniz? Yani bir mikro grup belirleyip şu mikro gruptan şu kadar katılımcı bekliyoruz, bu gruptan da bu kadar diye böyle grupları bir araya getirip yaş, cinsiyet, sosyoekonomik dağılım gibi kriterlere bakarak aldığınızı sanıyorum. Bir de katılımcı seviyesinin yani eğitim seviyesinin çok yüksek olması bence son derece önemli. Anketin değerini artırıyor bu durumda. Dolayısıyla piyasa yani regüle edilmiş bir piyasada bu yatırımcıların davranışları belki de asıl sonucu tayin edecek diye düşünüyorum. Ona dair neler söyleyebilirsiniz örneklem çekimiyle ilgili? Önce örneklemle ilgili bilgi vereyim. Geçen seneki metodolojimiz ve bu yıl arasında herhangi bir fark yok. Geçen sene eğitim düzeyi bu kadar yüksek değildi. Bu yıl daha yüksek çıktı. Bu bizim özel olarak hani doktoralı kesime ulaşalım diye hitap ettiğimiz bir örneklem kesinlikle değildi. Ama tabii ki gündeme ayak uydurduk. Anketimizi tamamıyla dijital ortama geçtik ve paylaşabildiğimiz tüm mecralarda paylaştık. Dolayısıyla aslında örnekleme özellikle biz eğitimli kesim olması açısından seçmedik. Tamamıyla rastsal olarak seçtiğimiz bir örneklem ve tesadüf olarak aslında bizim karşımıza çıkan bir örneklem dizisiydi diyebilirim. Bunun dışında tabii şöyle bir şeyi vurgulamak lazım Ali Bey. Bu demografik veriler son derece önemli. Hani bu şeyleri konuşuyoruz, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bilgilerini konuşuyoruz. Ve biz bugün tüketici anketlerinde de böyledir, siyasi anketlerde de böyledir ki burada bizim finansal piyasalarla ilgili yaptığımız algı anketinde de yaş farklılıklarına göre, ne bileyim cinsiyet farklılıklarına göre, kadın ve erkeklere göre aslında bakış açılarının farklı olduğunu görebiliyoruz burada. Örneğin bir soru yönelttik biz anket örneklemimize. Portföyünüzü elde tutma sürenizin ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde olduğunu. Bu çok önemli bir mesele aslında. Biz hep finansal okuryazarlıkta risk algısı düzeyinde, finansal gelişmişlik düzeyini incelediğimizde çok kısa alım ve satım yapmayı çok önermiyoruz finans akademisyenleri olarak. Şüphesiz finans alanında çalışan profesyoneller de aynı benzer yaklaşıma sahiplerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok hızlı alıp satmak ve çok kısa sürelerle bu işlemleri gerçekleştirmek aslında bireysel portföylerin riskinin arttıran çok önemli bir handikap. Bizim örneklemimizde tabii yaş faktörü, yıl tecrübe faktörüne ve eğitim düzeyine baktığımızda örneğin en büyük kütlemiz bir yıldan daha uzun süre yatırımların elde tutma süresini bize veriyordu. Dolayısıyla aslında buradaki tamamıyla demografik verilere göre başka başka sonuçlar elde ettiğimiz bir veri setinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi katılımcıların ne kadarının piyasada trade ettiğini tespit edebildiniz. Yani hepsi %99'u %100'ü trade eden kişiler mi yoksa
trade etmeyip sadece olayı izleyen ve yakın bir gelecekte onlar da trade piyasasına girip alım satım yapmaya karar verecek olan kişiler mi? Oradaki oranı merak ediyorum sadece. Öncelikle şunu vurgulayayım, çok güzel, teşekkür ediyorum bu soru için. Tamamı trade eden piyasa, trade eden örneklem. Ama kripto parayı ayrıştırmak lazım. Biz ayrı sorular yönelttik burada katılımcılarımıza. Yani örneğin portföy oluşturma konusunda, hisse senedi ya da devlet iş borçlanma senedine yatırım yapma konusunda ki aksiyonlarını sorduk. Burada katılımcıların hemen hemen tamamı trade ettikleri bilgisini verdiler bize. Ama kripto para konusunda da çekimser bir kitleden bahsediyoruz. Yani onu da sorduk. Hiç hayatınızda kripto paraya yatırım yaptınız mı dedik. Orada kripto paraya yatırım yapma konusunda son derece çekimser bir kitle olduğunu görebiliyoruz. Bu arada ekrana bir şey yansıtmışsınız. Şu an ben de evet, takip edebiliyorum. Eğer sizin için de uygunsa bunun üzerinden evet, lütfen, de konuşabiliriz. Bunun üzerinden gidelim. Hatta bu tablolar üzerinden gidebiliriz. Yani tablolar geldikçe siz tablonun her birini tek tek yorumlayabilirsiniz. Zaten o veriler ışığında konuşmak istiyorum ben de. Tamam. Şimdi şöyle bir soru yönelttik. Bugün bir portföy oluşturursanız hangi menkul kıymetlere yatırım yapardınız? Geçtiğimiz yılda aynı soruyu yönelttik. Bu yıl ve geçtiğimiz yıl arasında birinci, ikinci ve üçüncüde bir fark yok. Yani birinci döviz. Zaten aslında son 1-1,5 yıldır bunu konuşuyoruz Türkiye makroekonomik gündeminde de. Yani dövize yatırım yapmak istiyor Türkiye yatırımcıları. Dövize birinci sıraya yerleştiriyorlar. Döviz mevduatları ya da dövize endeksli Eurobondları burada aslında kategorik olarak sayabiliriz. Hisse senetleri ikinci sırada. Hisse senetleri dolayısıyla hani bu uzun zamandır çok popüler yatırım araçlarından bir tanesi hepimizin bildiği üzere. Spekülatif kabul ettiğimiz bir yatırım aracı aslında hisse senedi Ali Bey, öyle değil mi? Yani inişleri evet, çıkışları var, kripto paranın yanından bile geçmez gerçi risk düzeyini artık bugün tahlil etmeye çalıştığımızda kriptoya ayrı bir zaman ayırırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında birinci ve ikinci sıradaki cevaplara baktığımızda yatırımcıların çok büyük bir kısmının aslında riskli olduğunu düşünse bile getiri üzerinde odaklandığı bir portföy oluşturduğunu biz burada görebiliyoruz. Bono ve tahvile dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada 6. sırada yer alıyorlar. Şimdi bono ve tahvil, biz finans akademisyenleri işte portföyle ilgili verdiğimiz eğitimlerde her zaman söyleriz. Yani ben de bunu söylüyorum. Devlet iş borçlanma senetleri portföyünüzün bir kısmını mutlaka oluşturmalı. Yani riski orada çeşitlendirebilmeniz, dağıtabilmeniz açısından bir emniyet kemeri olarak görüyorum ben devlet iş borçlanma senetlerini. Ama hani baktığımızda 6. sıraya yerleşmiş ve buna yatırım yapıyorum diyenlerin sayısı gerçekten çok az. Tabii bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Yani bugün faiz oranının daha düşük olduğu ve %83'lük enflasyonun gerçekleştiği bir Türkiye ekonomisinde aslında TL'ye yatırım ya da TL bazındaki menkul kıymetlere yatırım yaptığında bireyler çok kazanmadıklarına inanıyorlar. Yani negatif bir getiri, reel getiri elde ettiklerine inanıyorlar. Dolayısıyla bono ve tahvili 6. sıraya yerleştirmiş durumdalar. Kripto paraya gelmeden yastık altı ile ilgili bir şey söylemek isterim. Tabii son 1-1,5 yıldır epey bir çalkantıdan bahsediyoruz aslında finansal piyasalarda. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da böyle bir durum. Pandemiyle beraber çok farklı bir yere doğru evrilmiş bir makroekonomik sistem, küresel sistem, faiz oranları son derece düşük seyreden bir küresel düzen ve şimdi kronik enflasyon problemi nedeniyle de merkez bankalarının faiz artışına gittiği, en azından majör merkez bankalarının faiz artışına gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Hani bir tarafta Ukrayna ve Rusya savaşı var ve müthiş bir belirsizlik var. İşte nükleeri konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yani çok karışık. Siyaset çok karışık, bunun ekonomiye katkıları, etkileri çok karışık ve belirsizlik. Dolayısıyla biz şunu aslında sorgulamak istedik. Bu belirsizlik ortamı altında yastık altı hakkında ne düşünüyor yatırımcılar? Bunu sorgulamak istedik. Çok çok düşük bir oranda, çok gerçekten kayda almayacağımız bir oran yastık altını halen olumlu bulduğunu bize bildirdi. Bu beklediğimiz bir sonuçtu aslında. Yani evet, bugün ne kadar problematik bir dönemden geçiyor olsak da ekonomik olarak ya da siyasi olarak şunu çok iyi biliyoruz ki orta ve uzun vadede dengeler bir şekilde yerini bulacak. Dolayısıyla finansal piyasaların hani bu kadar ürün ve hizmeti sunduğu bir ortamda yastık altı çok çok bizim
sıralamamız içerisinde olmaması gereken bir unsurdu. Nitekim bunu burada yakaladık. Kripto parayla ilgili belki biraz üzerinden konuşabiliriz. Tabii. Geçtiğimiz seneki anketimizde de benzer bir sonuç bulduk biz. Kripto paraya karşı biraz temkinli bir kitle var. Bu yıl biraz daha temkinli. Geçen seneki örneklerimiz biraz daha kripto paraya sempatik bakıyordu. Tabii bu arada şunu vurgulamam lazım. Şimdi kripto parayı deyince böyle aklımıza hemen Bitcoin geliyor ki bu çok normal çünkü kripto para piyasasının çok önemli bir kısmını Bitcoin oluşturuyor. Hani Bitcoin'in hareketlerini düşünelim. İşte 2009 yılında piyasaya tanımlanmış bir kripto paradan bahsediyoruz. 5000 dolarları gördü, 70.000 dolarlara çıktı. 2021 yılı kral yılıydı Bitcoin'in, öyle evet. diyebiliriz. Ama 2022 yılında son günlerde 18.000 dolarlara kadar geriledi. Dolayısıyla aslında çok hızlı çıkan ve çok hızlı inen, çok spekülatif bir yatırım aracı olduğundan bahsediyoruz. Siz yayının başında şunu vurguladınız. Bu bir değişim aracı mıdır? Evet. Bir yatırım aracı mıdır? Aynen. Tam da buraya evet. gireceğiz. Evet. Şimdi bunun değişim aracı olması halen sorgulanan bir konu bana göre. Bunun değişim aracı olması için şunu yapıyor olmamız lazım. Biz ne bileyim doları, euroyu ya da TL'yi harcayabildiğimiz her yerde kripto evet. parayı da Bitcoin'i de harcıyor olabilmemiz lazım. Bunu kurgulayamadığımız ve sağlayamadığımız dönemlerde biz kripto paraların tam olarak bir değişim aracı olacağından bahsedemeyiz. Yani bu bir yatırım aracı mıdır? Dolayısıyla evet yani burası bireysel ya da kurumsal yatırımcıların fonlarını park etmiş oldukları bir yatırım aracı olarak görülüyor. Regülasyona bilmiyorum şimdi mi değinelim ama şöyle bir parantez açmak isterim. Girelim bence regülasyona da girelim. Yani siz zaten o sıralamayla benim neler soracağımı aşağı yukarı tahmin ettiniz. Gayet güzel gidiyorsunuz. Buyurun. Tamam, devam ediyorum o zaman. Şimdi regülasyon önemli bir konu Ali Bey. Yani 2018 yılından beri aslında kripto paralarla ilgili regülatif bir takım yaklaşımların yapılıyor olduğu farklı merkez bankaları, farklı ülkeler tarafından söyleniyor. Net bir yere geldi mi bu konu? Tamamıyla geldiğini söyleyemeyiz. Şimdi kripto paralarla ilgili biz burada bir şey sorduk. Çok özür diliyorum. Bilmiyorum arkadaşlar için zor olmayacaksa şekil 9'u belki alabiliriz. Verebilirler. Ekrana. Ben tamam. bir yandan anlatmaya başlayayım. Tamam. Şimdi biz şunu sorduk. Siz dedik yatırımcılara kripto para konusunda çok kendinizden emin olamıyorsunuz ve güvenemiyorsunuz ve riskli olduğunu düşünüyorsunuz. Ki aslında şöyle bir soruyla başladı anket. Yani bunun öncesinde. Size göre dedik hisse senetleri mi daha yüksek risklidir? Kripto paralar mı daha yüksek risklidir? Çok ciddi bir şekilde hani ezici bir güç ile diyeceğim. Kripto paraların daha yüksek riskli olduğunu kabul eden bir örneklemden biz burada bahsediyoruz ki bu çok yani alışılageldik bir cevap bize evet, göre. Tabii. Peki ama dedik size göre riski niye riskli algılıyorsunuz? Bu konuda en önemli problemin regülasyon eksikliği olduğunu düşünen çok geniş bir kitle var. Evet kripto paralarda yolsuzluk olasılığı var. Bu sadece Türkiye'den gelen haberler değil, küresel düzenden de gelen haberler var. Sistemin eklenme olasılığı ve şu çok net yani bir yerde bir sistem varsa birisi onu hackleyebilir. Yani bu kripto para ya da bir blockchain teknolojisi olmak zorunda değil. Her türlü bir hackleme riskine maruz kalabiliriz. Ama en önemli problemin burada regülasyon eksikliği olduğunu düşünen çok büyük bir kitle var. 2018 yılından beri farklı ülkeler bu konuda bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Hatta daha çok yeni 2 gün önce Washington'da G20 toplantısı yapıldı. Evet. Ve bunun en ana gündemi kripto paraydı. Ve bu konuda yapılacak regülasyon eksikliği ne olabilir? Sonuç çıktı mı? Yani bana göre tam sonuç çıkmadı. Ben sonucun çıktığına inanmıyorum. Evet yani burada bir eşgüdüm oluşturulması gerektiği kararı var ve şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani daha önceki yıllarda örneğin çeşitli merkez bankaları ya da ülke yönetimleri kripto paraları tanımadıklarını söylediler. Ama bugün geldiğimiz noktada artık kripto paraları hani bileğini bükemiyorsak o zaman tabii. kendi içimize alalım. Biz bunu regüle edelim. Çok talep var. İyi bir fon dönüyor burada. Bunu vergi sistemimiz içerisine de alalım. Ama sadece vergi değil. Bana göre vergiden daha önemli olan bir şey var. Şu bilinen bir gerçek ki kara para aklama.
terörün finansmanı gibi olgular bu kripto para üzerinden döndüğü yönünde raporlar aslında karşımıza çıkıyor. Bence asıl temel bu. Yani bunun üzerine gidiyor olmak lazım. Nitekim aslında G20'den çıkan sonuç biz regülasyonu bunu tabi tutmalıyız. Kara para aklama, terör finansmanını kenara koymalıyız. Yani bunu şeffaf hale getirmeliyiz. Ama bunun ötesinde bir takım lisanslamalara tabi tutmalıyız. Yani örneğin bugün X bir ülkede siz bir kripto para borsası açacaksanız eğer gidip lisansa sahip olan bir şirket açmanız lazım. Yani bireysel lisansa sahip olmalısınız. Açtığınız şirketin sermaye yeterliliğinin tam olması lazım, teminatının tam olması lazım. Bakın bunlar küçük küçük düşündüğümüzde aslında bireysel yatırımcıyı koruyabilecek olgular. Ve bu konuyu çok başarıyla yöneten ülkeler var aslında. Örneğin İngiltere bunlardan bir tanesi. Singapur bunlardan bir tanesi. Kripto para deyince aklımıza Güney Kore geliyor. Güney Kore zamanını tam hatırlayamıyorum ama vergi borcu olan bazı kurumların elindeki bitcoinlere el koymuş bir ekonomi. Evet. Yani onu varlık olarak kabul etmiş ve buna el koymuş. Dolayısıyla aslında burada çok büyük bir pasta var. Ama regülasyon eksikliğinin çok önemli bir problem olduğunu düşünülüyor. Fakat bir parantez açmak isterim. Aslında kripto parayı, kripto para yapan şey merkeziyetsiz olma durumu. Yani örneğin TL'nin sahibi belli, dolar, euro bunların arkasında merkez bankaları var ama kriptonun böyle bir sahibi yok. Zaten aslında kriptoyu bu kadar popüler yapan şeylerden bir tanesi de bu. Spekülatif yapan şeylerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu regülasyonla beraber ben kişisel görüşümü söylemek isterim. Kripto paraların daha stabil bir hale geleceğine ben inanıyorum işin esası. Yani bu kadar büyük dalgalanmalar, büyük yükselişlerin ardından gelen büyük düşüşlerin bir nebze önüne geçirebileceğini düşünüyorum. Bu da yani bence bireysel yatırımcıyı koruma açısından son derece önemli. Çok güzel anlattınız vallahi. Böyle bir şey gibi, dedektif romanı gibi dinledim. Meseleyi çok iyi özetlediniz bu arada. Bu arada meseleyi çok özümsemişsiniz. Sizi bir gün buraya da davet edeceğim ben. Yani daha böyle kripto para ayrı ayrı, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple gibi şeyleri konuşmak üzere de. Şunu soracağım şimdi Dilek Hocam. Hikaye şurada kendini belli ediyor. Bir defa devletler bu parayı büyük bir yatırım pazarı gibi, yani büyük bir markete dönüştü. Bu marketi kontrol etmek istiyorlar. Bu marketi kontrol ederken aynı zamanda marketi kayıt altına almak istiyorlar. Kayıt altına almak istediğimiz market nedir? İşte kara para ya da nakit para, cash para nerede dönüyor? Uyuşturucu da dönüyor, değil mi? Fuhuş da dönüyor, rüşvet de dönüyor. Benzeri yerlerde dönüyor. Bunu kontrol edebilmek bakımından. Çünkü dünya bu kara parayla, yani uyuşturucu parasıyla, rüşvet parasıyla ve fuhuş parasıyla ayakta kalmak istemiyor. Pek çok ülke buna karşı kendince mücadele yöntemleri deniyor. Yani bu yöntemleri kullanan devletleri de kriminal kabul ediyorlar. O sebeple ben regülasyonların sizin gibi çok hızlı gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü kendi haline bıraktığınız zaman orada dönen paranın hacmini bilemezsiniz. Yani rüşvet pazarlıklarının kriptolar üzerinden yürüdüğü bir dünyayı düşünün. Dolayısıyla izini sürmek de mümkün olmayacak ve rüşveti kontrol etmek de mümkün olmayacak. Aksi halde içeriye çektiğiniz zaman, yani regülasyona çektiğiniz zaman kontrol edebilme şansınız olacak ama burada da merkezileşmemiş bir para örgütü olduğu için acaba kontrolde yeterli derinliği sağlayabilirler mi sizce? Bence devletler böyle bir şey yapmak istiyorlarsa bunu rahatlıkla yapabilirler. Bir kere şu zaman konusunda size bir katkıda bulunmak isterim aslında. O kadar hızlı regülasyon gelecek gibi görünmüyor aslında Ali Bey. Örneğin mesela 2 gün önceki G20 toplantı notlarını incelerseniz orada şöyle bir açıklama var. Yani biz bir eşgüdüm oluşturacağız ve kripto para piyasasını artık hazmetmeye başlıyoruz ve regülasyon eksikliği olduğunun son derece farkındayız. Bir eşgüdüm oluşturacağız orada. Ama bununla ilgili tam netlik kazanmamış, alt başlıklar yok. Yani genel bir çerçeve çizilmiş aslında ve şöyle bir şey söyleniyor. 2025'e kadar regülasyonların tamamlanması. Dolayısıyla aslında önümüzde sanki kripto paraların serbest dolanımına devam etmesi, ben serbest dolanım diyorum buna, devam etmesi için bir hani 1,5-2 yıllık bir zaman var gibi. Ama bu arada tabii
Bu arada şöyle bir madde var orada çok ilgimi çekti. Şöyle bir şey söylüyorlar G20 toplantısında. Diyorlar ki kripto para baktığımızda çok önemli bir araç. Fakat bu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birkaç kere çeşitli borsaların çöktüğünü biliyoruz. Ama bu küresel finansal sistemi batıracak bir olguya henüz ulaşmadı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dolayısıyla diyorlar ki kripto paralar çökse bile hani bizim bu tarafta küresel dinamiği çok etkilemiyor. Aslında bence bütün problem buradan çıkıyor. Yani çok minimal bir büyüklük olarak düşünüyorlar kripto para piyasasını. Ama diyorlar ki kabul ediyoruz bu talep devam edecek ve artarak devam edecek. Dolayısıyla bunu regülasyona tabi tutmalıyız ki Türkiye TCMB'den de kendi Merkez Bankamızdan da bu yönde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir regülasyona doğru gidilme açıklamaları gelmişti. Diğer sorunuza gelince yani yapabilirler mi? Ben yapılamayacağını düşünmüyorum burada. Sadece şöyle bir sıkıntı olabilir. Ben bunun küresel düzende yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela örnek nasıl bankacılık sektörü için hem hani ulusal standartlar var ama hem de küresel rekabet açısından uluslararası standartlar var ve bütün bankalar bunlara uymak zorunda. Aynı şeyin bütün kripto paralar için de eş anlı olarak gelmesi gerektiğine inanıyorum. Yok, aksi halde bir arbitraj işlemi olabilir. Tabii. Yani örneğin Türkiye her şeyi çok sıkıyordur. Örneğin ne bileyim Hollanda daha az sıkıyordur. Burada bir arbitraj dolanımı olabilir. Dolayısıyla bu eşgüdüm yapılacaksa, kripto paralar bütün ekonomileri eğer ilgilendiriyorsa, en azından asgari standartların bütün ekonomiler tarafından eş anlı olarak oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey mi? Ben yapılmayacak bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani günün sonunda aslında bana göre yatırımcı sisteme güvenip güvenmediğini test ediyor. Ha, kripto para için başka bir şeyden bahsederiz. Orada sisteme güvenin ötesinde kripto paraya yatırım yapanlar, risk iştahı yüksek olan yatırımcılar. Yani riskin peşinde gidiyor, riskin peşinde gittiğini bilerek o getiriyi istediği için gidiyor. Ama bugün mesela şöyle düşünelim, dünya üzerinde hangi ekonomiye giderseniz gidin hemen hemen her yerin bir menkul kıymetler borsası var, hisse senetleri piyasası var. Biz çok eskiden derslerimizde hep anlattığımız işte o zaman tabii yatırım araçları daha sınırlı sayıdaydı. Kriptolar hayatımızda yoktu, blockchain yoktu. Hep şeyi konuşuyorduk. Hisse senetleri piyasasının son derece dalgalanmalı, spekülatif, işte aman portföy oluşturun, nasıl oluşturacağım, böyle oluşturmanız lazım. Ama bugün geldiğimiz noktada hisse senetleri, demin de yayının en başında dediğim gibi risk düzeyinde kriptonun yanına bile yaklaşmıyor. Yani hisse senetleri son derece şeffaf, temiz. Spekülatif yani onu söylemek lazım. Dalgalanan, stabil olmayan bir menkul kıymet olmakla beraber güvenilir. Ama neden güvenilir hisse senetleri piyasası? Çünkü Türkiye açısından düşünelim. İşte SPK var örneğin. Tabii. Yani bir denetim mekanizması var. Dolayısıyla aslında biz kuruma ya da menkul kıymetin kendisinden ziyade sisteme güvenmeliyiz. Bu yüzden kripto para açısından bireysel yatırımcının zarar görmemesi açısından da regülasyonun bence 2025'lere değil daha erkene çekilebilecek bir unsur olması gerektiğini düşünmemiz lazım. Evet. Şimdi regülasyon için bir defa hacmin çok büyümesi lazım. Şu anda işte kripto piyasası 3 trilyon dolar civarında 2,7'ye kadar geldi. Bu kripto para akımı furyası ilk başladığında hatırlarsanız işte Bitcoin'in 100 bin dolar ilk aşamada arkasından 1 milyon dolara gidebileceği söyleniyordu. Tabii bu çok böyle iştah açıcı bir şey söylem. Bu biraz da spekülatif olarak kullanıldı. Yani oraya yönelimi artırmak için. 1 milyon dolar olursa o zaman hacim çok büyüyebilir orada tereddütsüz bir şekilde. Bu da regülasyona geçişi çok hızlandırabilir. Tabii öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir ihtimalden bahsetmiyorum. Sadece böyle bir ihtimalin gerçekleşme durumu hasıl olursa o zaman çok hızlı ellerini çabuk tutup hemen regülasyona geçebileceklerdir. Çünkü dünya ekonomisini sarsabilecek bir büyüklüğe gelmesine müsaade etmezler. Bu bir. İki, Türkiye'ye döneceğim. Yani buna ilişkin görüşünüzü alacağım. Arkasından mesela Türk yatırımcı kripto konusunda fena halde penetrasyonu güçlü bir eğilim gösteriyor. Biz bunu sosyal medyada da yapıyoruz maalesef. Dünyada belki de sosyal medya penetrasyonu en hızlı ülkelerden bir tanesi biziz. Çok meraklıyız ve seviyoruz böyle şeyleri.
Kripto paraları da şu anlamda böyle bir kumar masası gibi görenler var. Yani hiç bilmeyip işte bana da 3-5 al deyip çok parası olan insanların aracıları kullanarak aldırdıkları kriptolardan bahsediyoruz. Bu da tabii bir kumar hevesi yaratıyor ve bir süre sonra aldığı paranın mesela 3'e, 4'e, 5'e, 10'a katlanacağını düşünüyor. Böyle bir dünya yok yani. Öyle bir şey olsa zaten herkes bu sektörün içinde olur diye düşünüyorum. Yani temkinli adımlarla istikrarlı biçimde gidebilecek bir kripto olabilir. Yukarıya çıkışları gibi aşağıya inişlerin de olağan kabul edildiği bir dünya olması lazım. Şu anda bu 20 bin seviyesi sanki bize bunu işaret ediyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Bir kere öncelikle şunu netleştirmemiz lazım. Bugün 9 bin küsur coin'den bahsediyoruz. Evet. Ama biz sadece 3'ünün 4'ünün adını biliyoruz. Çünkü 3'ünün 4'ünün aslında belki 10'a çıkarabiliriz yani bunu. Neden böyle? Niye 9 bin küsur coin var? Yani ben de bir coin çıkarabilirim örneğin. Dilek coin diyebilirim. Evet. 9 bin birici coin olabilir tamam, örneğin. Çıkarın yatırım yapalım. Hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani düşünmemiz lazım burada bunu. 9 bin küsur coin bu kadar hiç oynamayan, fiyatı oynamayan bir şeyden bahsediyoruz. Çok geniş bir kitleden bahsediyoruz bu kripto paralarda. Ve demin vurguladığınız konu bu çok spekülatif olma konusu. Bakın bu çok önemli. Mesela 2021 yılında çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Bitcoin özelinde söyleyeceğim bunu ki işte ikinci sırada Ethereum var. Nitekim orada da benzer bir yapı vardı. Hatırlarsınız, çok iyi hatırlarsınız. Yani Twitter'da Bitcoin lehinde yazılan bir tweet Bitcoin'in fiyatını ama inanılmaz yukarıya doğru çıkarmıştı. Yani ne olmuş olabilir acaba Bitcoin'in fiyatının bu kadar yukarıya doğru çıkabilmesi için? Dolayısıyla yatırımcıların bir kere şunu netleştirmesi lazım. Hayatta hiçbir şey, hiçbir finansal yatırım bizi çok zengin yapmaz. Evet. Eğer öyle olsaydı hepimiz de çok zengin olurduk, hepimiz de çok fakir olurduk. Ben hep finans eğitimlerimde şunu vurguluyorum. Finansal piyasalar bir trade işi. Yani birileri alması gerektiğine inanır, tabii, alır. Birileri satılması gerektiğine inanır, satar. Ve trade oradaki ikili işlem diyeyim, ona göre gerçekleşir. Dolayısıyla hiçbir şey bize köşeye döndürmez. Bu nedenle bu şeyi de çok duyuyoruz aslında. Kripto paralar, o demin de bahsettiğim risk iştahı çok yüksek bir kitlenin çok anlık talep ettiği, aldığı. Ama bizim anket sonucumuzda bu çıkmadı. Yüksek eğitimli bir kitleden bahsediyoruz. Onun altını çizmek isterim. Dolayısıyla bu anlık işlemler, hatta şunu da duyuyoruz. Bireyler gidip kredi alıp bu krediyle Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Bu da haber kanallarının, evet, gündemine düşmüştü bir dönem. Ya bunları kenara koyuyor olmamız lazım, bilinçleniyor olmamız lazım. Hiçbir şey sizin de vurguladığınız gibi bizi çok zengin yapmaz, bilinçli olmamız lazım. Ben her yatırım aracı için aynı şeyi söylüyorum. Peki şöyle bir sonuç çıkar mı buradan? Kriptoya yatırım yapmayalım mı biz? Hayır, asla böyle bir şey söylemiyorum. Bunu bana çok soruyorlar. Derslerde öğrencilerim, eğitimlerimde, katılımcılar. Kripto yatırım yapmayalım mı? Riskli. Evet, riskli. Yatırım yapabilirsiniz. Ama şunu düşünmeniz lazım. Bugün finansal piyasalarda her yatırımın bir riski var. Finans dediğimiz şey aslında bu. Riski dağıtmak ve makul düzeyde bir getiri elde etmek için aslında portföy oluşturuyoruz. Dolayısıyla orada o işe ayıracağınız parayı kaybetme olasılığınızı kenara koyun. Kaybettiğinizde hayatınızı mahvetmeyecek bir oranda aslında oraya yatırım yapın. Dolayısıyla burada finansal okuryazarlık kapsamında özellikle vurguladığımız o portföy dağılımlarının ne olması gerektiğinin, aslında kişilerin gelir düzeyleriyle çok doğru orantılaması gerektiğinin alt mesajını vermiş olayım. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Güzel oldu bence de, evet. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Profesör Doktor Dilek Teker'le konuştuk. Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Öğretim Üyesi ve hazırladıkları Finansal Piyasalarda Yatırım Davranışı ve Kripto Para Risk Algısı raporunu konuştuk. Bir dahaki sefere Profesör Dilek Teker'le stüdyoda daha detaylı kripto para konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara. Şimdi sanayiye bakacağız. Daha doğrusu üretim çarkları biraz yavaşladı. Dün gelen sanayi üretimi verileri vardı. Oradan görüyoruz ki geriye doğru bir gidiş söz konusu. Yavaşlayan bir süreç var. Acaba
neden, niçin yavaşlıyor ve bu yavaşlama eğilimi ne kadar sürecek diye soracağız. Sanayici Makvet Başkanı Adnan Dalgakıran şu anda Skype hattımızda. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar abi. Çok teşekkürler. Oradan nasıl görünüyor diye soracağım. Yani biz verilere baktık ve veriler aşağı doğru gelişi gösteriyor. Aylık bazda 2.4'lük bir gerileme söz konusu. Yıllık bazda elbette gerileme söz konusu değil ama yılın daha bitmesine epey bir zaman var. Dolayısıyla bu zaman tamamlandığında yani saat kadranlar üst üste geldiğinde, o zaman akrep ve yer kovan üst üste geldiğinde biz gerçek değeri göreceğiz. Nasıl bir tablo var size göre sanayi üretiminde? Evet. Hani biliyorsunuz yükseliş zamanlarında da söylediğim şey var. İşte birkaç aylık şeye bakarak bir değerlendirme yapmak doğru olmuyor. Çünkü dalgalı bir dünyada yaşıyoruz. İnişe geçtiğimize de keza aynı şeyi söylüyorum. Tabii işaretlere bakmak lazım. Sanayi odasının PMI'ına da baktığımız zaman orada da bir satın alma şeklinde düşmeyi gözlemliyorduk. Bu da geleceğe yönelik işaretler veriyor doğal olarak. Bunun en büyük sebebi Avrupa'da da yani şeylerde siparişlerde, Avrupa'dan gelen siparişlerde bir miktar gerileme olması, orada ekonominin bir parça yavaşlama eğilimi göstermesi, ki biliyorsunuz ihracatımızın %50'den fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz. İkinci bir sebebi de enflasyonist ortamda şirketlerin üretime ya daha uygun maliyetlerle bir ön alma çabası oluyor. Kaynakları daha çok stoğa yönelik çalışmalar sergiliyorlar ki bu konuda artışları biliyorduk. Şimdi o noktanın sonuna gelince doğal olarak stoklar da bir miktar çeşitliği için hem ihracattan gelen, dışarıdan gelen taleplerin düşmesi hem de içeride stokların bir miktar artmış olması bu yavaşlamayı getirdi açıkçası. Evet. Peki bugün gelen Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi anketi var. Ankete ben baktım, biraz önce de konuştuk piyasa profesyonelleriyle. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Çok iyimser bir anket olduğunu söyleyebilirim. Bir defa yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankette 67.73, bir sonraki ankette 67.78. Yani neredeyse yükselmemiş. Oysa biz görüyoruz mesela bugün gelen tarımsal üfe verisi var. %156 yıllık bazda artış. Bir başka veriyle destekleyeceğim bunu. Dünyada yani FAO'nun Uluslararası Gıda Endeksi 6 aydır düzenli olarak istikrarlı bir şekilde aşağı doğru giderken Türkiye'de gıda fiyatları yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Salt gıda fiyatlarından yola çıkarsak, enerji fiyatlarını falan katmıyorum, onları bir kenarda tutuyorum. Buna bakarak bile enflasyonun çok daha hızlı bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz ama piyasa profesyonelleri muhtemelen daha iyimser bir değerlendirme yapmak için ankete bu şekilde yanıt vermiş olabilirler diye düşünüyorum. Sizin kanaatiniz nedir hem enflasyon hem piyasa beklenti anketiyle ilgili? Ali Bey, o biraz da şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın sonunda dövizde ciddi bir oynama oldu ve fiyatlarda çok ciddi bir yükselme oldu. Yani enflasyonun Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok yüksek rakamlar vardı. Ne olursa olsun bu dönemin Ekim, Kasım aylarında daha düşük rakamlarla karşılaştığımız için yani o baz etkisiyle bunun bir miktar geçen seneki gibi bir şeyde de bir miktar aşağıya doğru düşmesi bekleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bugün Türkiye enerjide benzin, petrol, doğalgaz ve diğer ürünleri de yan ürünlerinde ciddi bir sübvansiyonla fiyatlar oluşturuyor. Baktığınız zaman Avrupa'daki yani fiyatlardan çok daha aşağıda. Geçmişteki gibi dolara veya euroya endekslenmiş bir haliyle sübvanse edilmeden yürüseydi bu çok ciddi rakamlara ulaşacaktı. Ama tabii Türkiye bunu ne kadar süre sübvanse edebilir, bunu ne kadar sürdürebilir, bu çok önemli. Biliyorsunuz dış ticaret açığımız da, ithalat rakamlarımız, büyüyor ve dış ticaret açığımız da
önemli rakamlar arz ediyor. Önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bakarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz bu konuda. Evet. Cari açığa değindiniz. Onu ben de sormak istiyordum zaten size. Cari açıkla ilgili değerlendirme de beklenti anketinde 49 milyar dolar yıl sonu itibariyle öyle öngörüyor. 49.1 küsuratı atıyorum sadece. Ama pek çok uluslararası kuruluşun ve yabancı bankanın raporlarında biz bunun 50-55 milyar dolar civarına çıktığını görüyoruz. Keza biz haftanın iki günü iki değerli akademisyenle program yapıyoruz. Dündar Murat Demiröz ve Hakkı Öztürk'le birlikte. Onların da tahminleri bu yönde aşağı yukarı. Çünkü 50-55 milyar doların üzerinde bir cari açık olacağı ortada. Bu şu anlama geliyor. Türkiye bir ithalat bağımlısı ülke ve ihracatımızın çok önemli bölümünü ithalattan elde ettiğimiz ham maddeyle yapıyoruz. Bu sebeple de ithalattaki bu döngüyü kırmadığımız takdirde cari açık vermeye devam edeceğiz. Hani diğer parametrelerin, her şeyin çok yolunda gittiğini varsaysak bile, yani enflasyonun bile kontrol altına alındığını varsaysak bile, bu bizim temel bir problemimiz olarak devam edecek gibi gözüküyor. Cari açıkla ilgili öngörünüz nedir? Ali Bey, bunu geçmişte de en önemli konu aslında bu. Türkiye'nin en önemli problemi. Doğru. Ekonomisinin. Çok konuştu. Tekrar benzer şekilde konuşalım. Yaklaşık bugün problemi de bu. 200 yılın problemi bu. Biz sürekli cari açık veren bir ülkeyiz. Evet. Bütün bu periyotlarda, geçmişte de hep aynı şeyleri, aynı hikayeleri yaşıyoruz. Büyüme noktasına baktığımız zaman her büyümeye geçişimiz bir cari açık problemi yaratıyor. Fazlalığı ve bunun getirdiği döviz sıkıntıları ve onun getirdiği fiyat artışları ve enflasyon. Bunlarla sonuçlandı. Deja vu gibi. Yani bunu onlarca kez yaşadı bu ülke. Onlarca kez yaşadı ama buna bir çözüm getiremiyor. Neden getiremiyor? Çünkü bunun çözümü kısa vadeli stratejilerde ve kararlarda değil. Uzun vadeli bir hedefe yönelik, uzun vadeli bir stratejinin uygulanmasından geçiyor. Cari açık dediğiniz şey nedir? Sizin dışarıdan gelen dövizinizle içeriden dışarı çıkan dövizin arasındaki fark. Evet. Türkiye bunu bir türlü kapatamıyor. Yani 200 yıldır kapatamıyor. Ne yapıyor? Her bu problemle karşılaştığında artık yani nefesi yetmediği zamanda da bu sefer ithalata yönelik önlemler alınarak. Tabii zaman geçtikçe bu biraz daha kronik hale geliyor. Neden? Çünkü yani 30-40 yıl evvel başladı Uzak Doğu, 40 yıl evvel, 50 yıl evvel başladı. Dünya üretiminin %52'si şu anda Uzak Doğu'da. Biz bu trendleri hep kaçırdık. Büyümeyi, genelde Türkiye büyümeyi hizmet sektörü, kamu yatırımları ve dışarıdan gelen kaynaklarla sağlamaya çalıştı. Cari açık meselesi ülkeye sürekli artı kaynak oluşturabildiğiniz sürece bir sorun oluşturmaz. Nedir artı kaynak? Sıcak paradır, doğrudan yatırımlardır, şudur. O zaman bir sorun oluşturmaz. Ama bunlar kesildiği zaman, şu anda mesela yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi çok yavaşladı, işte borsaya para girişleri çok yavaşladı. Keza dünyada da faizlerin yükselmesiyle bankaların da sendikasyon kredilerini yenilemelerinde bile %7, 8, 9, 10'lar konuşuluyor. İşte o zaman problem kendisini gösteriyor. Yani bu problem bu vücutta hep yaşıyor ama bazen dışarıdan fazla besin verdiğimiz zaman ortaya çıkmıyor. Ama ne zamanki bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman derhal ortaya çıkıyor. Bunun vücuttan kökünden atmanın tek bir yolu var. O da sanayileşme ve katma değerli üretim. Ben geçen gün Polonya'daydım. Polonya'da gayri safi milli hasılanın %27'si sanayiden geliyor. Ve o da bize benzer bir ülke. Ve yaklaşık olarak %4,5 cari fazla veriyor ülke. Dış ticaret fazlası veriyor. Evet. Şimdi bizim sanayileşmede biraz güdük kaldı. İki tane şey. İkincisi de sanayide de daha katma değer ürünler üretmekte sıkıntılıyız. Yani ekonomimizin zaman zaman %16'lara gayri safi milli hasılanın
%16'lara kadar düştü oldu sanayinin payının. Ekonomik uçurunca bir parça yukarı geçti. Bunun sebebine inmek lazım. Neden sanayi dediğinde diğer alanlarda? Çünkü şöyle, hizmet sektöründe bir kişiye iş yaratmanın bedeli aşağı yukarı 10.000 dolar civarında yatırım gerektiriyor. Sanayide ise bir kişiye iş yaratmanın maliyeti yaklaşık olarak 100.000 dolarlar civarında. Ya, tabii. İşte bundan dolayı Türkiye'de nüfusu hızla büyüyen kalabalık bir ülkeyiz. Her yıl 1 milyondan fazla yeni istihdam gerekiyor. İşte bu çerçevede baktığımız zaman açıkçası daha kolay yol olan istihdamın hizmet sektörü ya da işte kamu alımlarıyla, kamuda çalışanların büyümesiyle. Mesela kamuda çalışanlar son 20-25 yılda iki katı arttı. 2,5 milyondan 5,5 milyona çıktı. İşte bu bizi sıkıntıya sokuyor. Öbür türlüsü daha zor bir yol, daha sofistike ve sabır gerektiren ve ciddi strateji gerektiren bir yol. Dolayısıyla da bizim o yola girip sanayileşmeyi baz alan, üretimi baz alan bir ekonomik modeli kararlılıkla uzun yıllar uygulamamız gerekiyor. Ve teşvikleri ve destekleri de tamamen bu yönde oluşturmamız. Yani katma değerli üretim, sanayi üretimi, ölçek ekonomisinde üretim. Mesela burada da ağır bir sorunumuz var. Tabii. Verimlilikle ilgili bizim çok ciddi bir sorunumuz var, problemimiz var açıkçası. Burada verimlilikle ilgili sorun var dediğimiz zaman şöyle düşünüyor, işte çalışanların verimli olmadığı gibi bir şey akla geliyor. O 200 yıl evvelki şey olur yani. Bugün verimlilikle ilgili bir sorun varsa o sorunda en önemli unsurlardan biri benim, yani girişimci. Benim orada üretim şeklim, üretim modelim sadece üretimde değil, yaptığım ürünlerde fark yaratabiliyor muyum? Fark yaratabiliyorsam aynı zamanda bunun pazarlamasını yapabiliyor muyum? Markalaştırabiliyor muyum? Rekabetin neresindeyim? Bütün bunlar hepsi yer alıyor. Neticede yani hepimizin kendimizi A'dan Z'ye bir öz eleştiri sürecine sokmamız gerekiyor. Çünkü iş yapış kültürümüzde de mesela biz de yatırımlarda fabrika binası yapmayı çok severiz. Çünkü hızla değerleri artar biliyorsunuz. Tabii. Makine almada da önemli ama yapmak şimdi bir şeyin %20'si. Diğer alanlar yani organizasyona para yatırma konusunda çok tereddütlüyüz. Mesela dünyada danışmanlığa en az para harcayan ülkelerden biri Türkiye. Evet. Yani daha yenilikçi fikirlere, yenilikçi akımlara açık olmamız, bu konuda birbirimizi daha destekleyici ve besleyici olmamız gerekiyor. Tabii ekosisteminde bunu destekleyecek şekilde olması gerekiyor. Aynı şekilde de sanayi yatırımları için çok uzun vadeli ve uygun faizli krediler gerekir. Evet. Bu ortamında da olması gerekiyor. Çünkü yani sanayiden para kazanmak kolay alanda bir para kazanmak değil. Yani yatırımcı elinde para olan en kolay nasıl para kazanırsa o alana doğru yönlenmek ister. Niye evet. Milimetrenin onda biri kadar şeylerle uğraşıp büyük riskler alıp da bir şey yapsın. İşte bu açıdan da sanayinin uzun vadeli ve düşük faizli krediler kullanabilmesi gerekir. Bu noktada sanayi yatırımları destekleyecek bir kamu bankacılığı da devreye sokulabilir. Bir diğer hususta aynı konuda iş yapan o kadar çok firma var ki bu Türkiye'nin verimliliğini düşürüyor. Çünkü ölçek ekonomisine geçiremiyor. Teşvik ve desteklerin daha evvel aynı konularda bir sürü iş yeri varken aynı şekilde teşvik ve desteklerin verilmesini de durdurulması gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Keza aynı şekilde kayıt dışının da artık Türkiye'nin yeni bir patikaya girmesi, bu dolaylı vergilerden beslenme dışında kayıt dışına mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Çünkü kayıt dışı ile kayıt içi bir arada yaşadığı zaman kayıt içi olan kaybeder her zaman. Bu da nedir? Bu da sistemin kaybetmesi demek, organizasyonun kaybetmesi demek, düzenin kaybetmesi demek, aklın kaybetmesi demek. Bunlara da mutlaka artık bizim çözüm bulma zamanımızın geldiğini düşünüyoruz. Peki.
Adnan Bey çok teşekkürler katıldığın için. Adnan Dalga Kıran'la konuştuk, Makfet Başkanı. Şimdi bir araya gidiyoruz.